Günümüzde menşei olan Doğu ülkeleri kadar Batı'da da vazgeçilmez bir içecek olan kahvenin ana vatanının Habeşistan olduğu ve bu adının buradaki Kaffa Dağı'ndan geldiği rivayet edilir. Habeşistan'dan Arap Yarımadası'na geçtiği ve Yemen dağlarında yetiştiği, Arapların kahve çekirdeğine bün adını verdikleri bilinmektedir. Nitekim İstanbul'da 1600 yılında düzenlenen Nahr defterlerinde de iç bünün kahve şeklinde geçmektedir. Kahve ilk zamanlarda Yemen gibi Mısır'da da ayaküstü olarak içilirdi. Literatürde ise ilk defa Ebu Bekir el-Razi'nin El-Havi adlı eserinde rastlanmaktadır. Türklerin kahve ile tanışması Mısır'ın fethinden sonradır. Solakzade'ye göre Müslüman tüccarlar tarafından Yemen, Cidde, Kahire, İskenderiye yoluyla İstanbul'a getirilmiştir. Profesör Fernand Braudel bunu 1511 olarak gösterse de bu Mekke'de kahvenin yasaklanış tarihidir. Osmanlı tarihçilerinin verdikleri tarihler daha sonrasını işaret eder. Katip Çelebi'ye göre İstanbul'da kahvenin ilk görünmesi 1543'tür. Peçülü İbrahim Efendi kahvenin zuhuru başlığı altında 1554 tarihini verir ve o tarihe kadar İstanbul'da olsun, Osmanlı ülkesinin diğer yerlerinde olsun kahve ve kahvehane yoktu der. Bu, Peçülü'nün da işaret ettiği gibi Halep'ten Hakem ve Şam'dan Şems adlarındaki şahısların İstanbul'a gelerek Tahtakale'deki ilk kahvehaneleri açtıkları tarihtir. Nitekim Gelibolulu Mustafa Ali de kahvenin gelişi değil, kahvehanelerin açılış tarihi olarak 1553 tarihini vermektedir arkadaşlar. Kahve Arabistan'dan sonra Hindistan, Dominik Adası ve Brezilya'da da yetiştirilmiş ve 16. yüzyıl sonlarından itibaren Yemen kahvesi yanında İtal malları arasında bu kahvelerde Kahve-i Efrenci adıyla Osmanlı gümrüklerinden geçmeye başlamıştır. İleriki asırlarda gümrük tarife defterlerinde de yer almış, bu adla dükkanlar bile açılmıştır arkadaşlar. Başlangıçta içilmesinde mahsur görülmediği halde kahve keyif verici bir madde olduğundan zaman içinde yasaklanma yoluna gidilmiştir. İlk yasak kararı 1511 tarihinde Mekke'de alınmış, ardından Mısır'da da kahve içilen yerlere yapılan baskınlarla kahve içenler hayli hırpalanmış, hatta hapse dahi atılmışsalar da içilmesi önlenememiştir. Kahve yasakları yalnız Arap memleketlerinde değil, Osmanlı coğrafyasında da uygulanmıştır. Sultan Kanuni Süleyman devrinin meşhur Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi, içilmesini doğru bulmadığından yasaklama kararı vermiş, ancak bir müddet sonra yine kendisi bu yasağı kaldırmıştır. Bazı eserlerde Ebu Suud Efendi'nin kahvenin yanma derecesinde kavrulmasından dolayı haram olduğunu bildirdiği kaydedilmektedir. Her ne kadar Peçülü İbrahim Efendi, müftiler her nesneki fehim mertebesine vara, yani kömür ola haram sarftır deyu fetvalar verdiler diye yazmaktaysa da, ki aynen çevirdim arkadaşlar, Ebu Suud Efendi'nin ismini zikretmemektedir. Ebu Suud Efendi'nin Ertuğrul Düzdağ tarafından yayınlanan bazı fetvaları içinde kahve ile ilgili olanları da haram olduğuna veya yasak olduğuna dair bir fetva göze çarpmamıştır. Ancak iki fetvasında Allah'ın meleklerin ve bütün Müslümanların lanetlerinin üzerlerine olması, namazlarını ihmal edip kahvehanelerde toplanan, tavla ve satranç gibi oyunlar oynayan ve afyon ve berş gibi macunlar kullananların şiddetle cezalandırılmaları, bunlara göz yumup cezalandırmayan hakimlerin ise az olunmalarını dairdir. Sultan II. Selim, 3. Murat ve hatta Sultan 3. Mehmet devrinin ilk zamanlarında kahve içilmesi yeniden yasaklanmışsa da 1582'de yapılan sünnet düğününde kahvecilerin de esnaf alayları içinde yer alması, yasakların zaman zaman delindiğini ve her şeye rağmen halkın bu maddeyi içmesine mani olunamadığını göstermektedir. Zaten Sultan 3. Mehmet saltanatında da yasak kaldırılmıştır. Nitekim bu 1600'lü yıllarda nahr defterlerine kahve fiyatlarının yer almasından da anlaşılmaktadır. Kahve, çekirdek, iç bünün ve kışrın olarak da ayrı ayrı fiyatlandırılmış, ayrıca küçük kahve ibriği, altınlı ve sade kahve fincanlarının da fiyatları verilmiştir.
Fakat bir süre sonra yeniden yasak getirilmiştir. Yasağın en şiddetli uygulandığı devir ise Sultan 4. Murad'ın saltanat yıllarıdır. 1633 Eylül'ünde Cibali'de çıkan yangın, rüzgarın tesiriyle birkaç yoldan ilerleyerek bir taraftan Haliç'e, diğer taraftan hemen hemen Marmara'ya kadar uzanarak büyük bir felakete dönüşmüştür. Vakanüvis Naima'ya göre yangın bir kalafat yerinde başlamıştır. Yangından sonra bunun bir kahvehanede içilen çubukların birinden çıkan kıvılcımın tahtalar arasına girerek yangın çıkardığı bahane edilerek zamanın Şeyhülislam'ı Hüseyin Efendi'nin verdiği fetvayla kahvehanelerin kapatılması kararı alınmış, kahve ve bütün içenler idama varıncaya kadar ağır cezalara çarptırılmıştır. Arkadaşlar, burada içilen çubukların birinden çıkan kıvılcım derken tütünden bahsetmektedir. Tütün o dönemde çubuk adı verilen tahta parçalarının içinde içiliyordu. Kahve bütün yasaklara rağmen Osmanlı sarayına da girmiş. Hatta bir de Enderun ağaları arasına kahveci başı katılmış ve bu vazifeye has odalıların kabiliyetli olanlarından seçilmiştir. Kahveci başının mahiyetinde kahveci ağalar bulunur ve sabah namazından sonra padişahın 4. avluyu teşrifinde, kuşluk vaktinde ve akşam yemeklerinden sonra emredildiğinde kahve sunardı arkadaşlar. Kahvenin teşrifatta da yeri vardı. Sarayda gerek Divan-ı Hümayun üyelerinin arza çıkmalarından, gerekse yabancı devlet elçilerinin padişahın huzuruna kabullerinden önce Babussade aralığındaki odalarda beklemeleri sırasında kahve ikram edilirdi. Vazife tevcihi veya elçi kabulü gibi resmi kabullerde olduğu gibi özel davetlerde, düğünlerde, sohbetlerde tatlı, nargile, çubuk yani tütün ve buhurla birlikte sunulan kahvenin veriliş tarzı da belirlenmişti. Mesela silahtar ağalığı tevcihinde kahve, çubuk, gül suyu ve buhur merasimi yapıldıktan sonra hilat giydirilmişti. Yine bunun gibi 1824'te gelen İran elçisi Kasım Hane Name-i Humayun teslimi için Bab-ı Ali'ye geldiğinde önce Reisul Küttab odasında Reis Efendi ile sefire tatlı ve kahve ile nargile maslahat güzera çubuk verilmiş yani tütün, görüşmenin sonunda ise şerbet, gül suyu ve buhur resmi icra edilmiştir. Sadrazam tarafından kabulde de bu ikram tekrarlanmıştır. Elçilere sadece kabulleri sırasında değil, İstanbul'a ulaştıkları iskelelerde kahve, şerbet ve buhur ikramı yapılırdı. Bugün hala kahve ile birlikte su getirilmesi adeti Edmondo de Amicis'in de dikkatini çekmiştir. Önce su içilir, sonra kahve ki bu kahvenin tadını tam olarak alınabilmesi içindir der arkadaşlar. Tütün, patates, domates, portakal gibi birçok mahsulün batıdan Osmanlı ülkesine gelmiş olmasına karşılık kahve içme alışkanlığı Avrupa'ya Osmanlılar tarafından götürülmüştür. Avrupa'da yaygın hale gelmesinden önce de İngiltere'de ve Fransa'da bir takım yerlerde kahve biliniyor ve içiliyordu. Fakat Fransa'da asıl yaygın hale gelmesi Sultan 4. Mehmet tarafından 1660'lı yıllarda Fransa Kralı 14. Louis'e gönderilen Osmanlı elçisi Müteferrika Süleyman Ağa ile olmuştur. Ağa, Paris'te kaldığı süre zarfında ziyaretine gelenlere Türk usulü kahve ikram etmiş ve çok sevilen bu içecek daha sonra yaygın hale gelmiştir. Ancak batıdaki pişiriliş tarzları Türk kahvesinden bir hayli farklı olmuştur arkadaşlar. Daha sonra kahvehanelerin açılma kısmı vardır Osmanlı'da. Açılış tarihi konusunda ihtilaflar olsa da 16. asır ortalarından itibaren hem İstanbul'da hem de Osmanlı ülkesinin diğer yerlerinde kahvehaneler açıldığı muhakkaktır. Peçül İbrahim Efendi'ye göre kahvehanelerin açılmasından sonra keyif ehli okur yazarların burada toplandığı, bunlardan bazılarının kitap okuduğu, bazılarının tavla veya satranç oynadıklarını, bazılarının ise dost toplantılarını buralarda tertip ettiklerini, mülazemet bekleyenlerin, mazullerin, kadı ve müderrislerle bekarların devamlı gelmeye başladıkları bu mekanlarda oturacak yer bile bulunmaz olmasından dolayı imam ve müezzinlerin kahvehanelerin açılışından sonra halkın camilere rağbetinin azalmış olmasından şikayete başladıklarını yazar. Gelibolulu Mustafa Ali de buna benzer şeyler ifade ederken bazı kimselerin sadece kahve içmek için buralara gittiğini, bazılarının ise bu mekanlarda kumar oynayarak kazanç temin etmeye çalıştığını kaydeder. Halk
bu içeceğe o kadar müptela olmuştur ki kahvehanelerin kapatılması da fayda vermemiş, koltuk kahvehaneleri denilen ara sokaklardaki kahvehanelere devama başlamışlar veya kapatılan kahvehanelerin arka kapılarından işler olmuşlardır arkadaşlar. Sonunda ulema da kahvenin haram olmadığına dair fetva vermek mecburiyetinde kalmıştır. Artık sadece halk değil, idareci sınıfta kahvehanelerden kazanç sağlama yoluna gitmiş ve sadrazamlar bile kahvehaneler yaptırarak günlük 1-2 altına kiraya vermeye başlamışlardır. Kahvehaneler fonksiyonlarına göre ayrılırdı arkadaşlar. Çeşitli fonksiyonlara sahip kahvehaneler halk arasından ve idareciler sınıfından ya da asker sınıfından insanların kendi içlerinde bölünerek kendi arkadaşlarının toplandıkları yerlere, yani fonksiyonel kahvelere gitmesi durumudur. Öncelikle kahve ocağını bir tanıtalım. Bir ocak ve kahve ibriği cezveler, fincanlar, tepsi, kahvecinin dinlenmesi için bir tabure gibi gerekli malzemenin bulunduğu küçük mekanlarda kahve ocakları, ki dönemimizde bu tip kahve ocakları çay ocağı olarak mevcudiyetlerini sürdürmektedir. Ve genellikle iş muhitlerinde civardaki iş sahiplerinin kahve siparişlerini yerine getirmekteydiler. Genelde buralara gidenler süratli bir şekilde ayaküstü kahve içmek isteyenlerdi arkadaşlar. Bir de geniş mekanlardaki kahvehaneler vardı. Bu mekanların bir köşesinde yaşmaklı bir ocak, etrafında duvar, içine oyulmuş nişler, içinde raflarla fincanlar, ocağın üst tarafında kahve ibrik ve cezveleri yer almaktaydı. Mekanın ortasında çok kere fıskiyeli bir havuz veya büyük bir mangal ve duvar taraflarında müşterilerin oturduğu kerevetler, duvarlarda çeşitli levhalar, geceleri aydınlatmayı sağlamak üzere tavandan sarkan kandiller vardı. Kahvenin en yakın arkadaşı olan ve Petrullia'ya göre Osmanlı ülkesine ilk defa İngilizler tarafından 1600'lü yıllarda getirilen tütün, içmek için ise ocağın karşı duvarında yasemin, gül, kiraz gibi ağaçlardan yapılmış çubuklar sıralanıyordu. Kahve ve çubuklardan başka bir çeşit tütün mamülü olan tömbekinin kullanıldığı nargileler, kahveci aynı zamanda berber ve cerrah, yani sünnetçi vazifesini gördüğü için bir ayna, makas, havlu ve peşkirler ile ustura ve cerrah aletleri de kahvehanenin demir başlarındandı. Daha sonra kahvehaneler bulunduğu yere göre sosyal, hatta mesleki gruplara göre ayrılmıştı. Mesela mahalle kahvehaneleri vardı. Buralarda sadece mahallelinin toplanıp bir taraftan kahvelerini içip çubuk yahut nargilelerini tüttürdükleri yerler değil, aynı zamanda aktüel ve siyasi konularında konuşulup fikir alışverişinde bulunulduğu mekanlardı arkadaşlar. Cemiyetin daha üst tabakalarında bulunanların ayrı kahvehaneleri vardı. Kahvehanelerin açılmasından sonra vaktiyle konaklarda ve evlerde yapılan toplantılar artık kahvehanelere taşınmıştı. Bir de esnafın buluştukları esnaf kahvehaneleri vardı. Bunlar genellikle her esnaf grubu için ayrıydı. Bulundukları yerler ise daha ziyade şehrin ticaret merkezleri olmuştu. Bundan dolayı da en çok Haliç civarı, Eminönü, Aksaray, Beyazıt, Üsküdar gibi semtlerde toplanmışlardı. Fonksiyonları diğer kahvehanelerden biraz farklı olup esnafın meseleleri ve dayanışmasına dayalıydı. Adeta loncaların birer kolu gibiydiler. Yönetimleri de ait oldukları esnafın kethudalarınca yapılırdı. Daha sonra Süleymaniye civarında bulunan tiryaki kahvehaneleri, kültürlü şahısların devam ettiği satranç, dama ve tavla gibi oyunların oynandığı mekanlarken, Çemberlitaş civarına taşındıktan sonra zamanla hüviyetleri değişmiş ve giderek sakinleri gibi bakımsız yaklaşılmayacak yerler haline gelen esrarkeş kahvehanelerine dönüşmüştü. Bunun yanında kıdemli Yeniçerilerin açtığı Yeniçeri kahvehaneleri ise genellikle boğazda manzaralı bir mevkide veya denizde kazıklar üzerinde inşa edilmiş yapılardı. Her biri belli bir ortaya bağlı olan şahıslar tarafından açıldığından dış kapının üst tarafında o ortanın arması yer alır ve o ocağa mensup Yeniçeriler bu kahvehaneye devam ederlerdi, yani girerlerdi. Bu kahvehaneler gayet süslü olur, yerler hasırlar, ortada fiskiyeli bir havuz bulunurdu. Yeniçeri kahvehaneleri bazen kolluk binasının yanında, bazen de onunla iç içe olur. Dolayısıyla kolluk vazifesi buradan yürütülürdü.
Bunlar ocaklıların bektaşiliğe bağlılıklarından dolayı bir nevi tekke ve hatta koğuş vazifesi de gören mekanlardı. Açılışları ise esnaf ve tüccardan zorla veya haraç olarak alınan eşya ve nakitle olurdu arkadaşlar. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra bunlara ait kahvehaneler de kapatılmış, hatta bir kısmı ocaklarıyla beraber yıktırılmış, bir kısmı ise berber dükkanına çevrilerek yeniden ihdas edilmişti. Vakanübis Esat Efendi o tarihte İstanbul'da bulunan kahvehanelerin sayılarını vermekte ki Nefs İstanbul, Eyüp, Galata ve Üsküdar'daki kahvehanelerin sayıları 2554'tür demiştir arkadaşlar. Tophane ve bazı bostancıların nezaretindekiler bırakılarak diğerlerinin yıktırıldığını kaydeder. Bir kısmı ise daha sonra Tulumbacı kahvehanelerine dönmüştür. Arkadaşlar bir de aşık kahvehaneleri vardır. İsminden de anlaşılacağı gibi aşık adı verilen saz şairlerinin koşma, mani ve destanlar dile getirdikleri ve atışmalar yaptıkları kahvehanelerdi bunlar. Buradaki şairler halk edebiyatına gönül vermiş kimselerdi. 16. yüzyılda kahvehanelerin açılışıyla birlikte ortaya çıkan aşık kahvehaneleri 19. yüzyılda İstanbul'da önemini kaybetmişler de Anadolu'da yaşamaya devam etmiştir. Daha sonra semai kahvehaneleri vardır arkadaşlar. Bunlara gelince semai tarzı halk edebiyatının işlendiği bu kahvehaneler bir bakıma aşık kahvehanelerine benzetilebilirse de musikinin icra edilmesinden dolayı çalgılı kahvehaneler olarak da adlandırılmıştır. Yılın kış ayları, cuma günleri ve Ramazan ayı gibi yılın muayyen zamanlarında açık olup özellikle Ramazan ayında iftardan sahura kadar müşterilerine eğlenceli vakit geçirmek için çeşitli gösteriler hazırlarlardı. Muamma denilen bulmacalar da bu kahvehanelerin vazgeçilmezlerindendi. Muamma yazılıp duvara asılır ve bulana mükafat verilirdi arkadaşlar. Daha sonra meddah kahvehaneleri çıktı. Çeşitli konuları belli kalıplar içinde seyircilerin yaş ve kültür durumlarını göz önünde tutarak esprili bir şekilde seyircilerine aktaran sanatkarların icrayı sanat ettikleri daha çok kıraathane olarak adlandırılan kahvehanelerdi bunlar. Bu tip müstakil kahvehaneler de olmakla birlikte Ramazan ayı ile bayramlarda diğer kahvehaneler de müşterilerine daha iyi hizmet vermek açısından meddahları davet ederlerdi. Meddahların büyükçe bir mendil ve baston olmak üzere iki aksesuarları olup hikayelerini bir sandalye üzerinde oturarak anlatırlardı. Meddahlık geleneği 20. ve 21. yüzyıllarda bazı sanatkarların tarafından devam ettirilmiş olup Münir Özkul ve Tekin Akmansoy bunlardan bazılarıdır. 20. yüzyılda büyük şehirlerde mahalle kahvehaneleri yavaş yavaş kaybolmaya başlamış, onların yerini biraz hüviyet değiştirmiş olarak kafeler almışsa da mütevazı semtlerde, kasaba ve köylerde kahvehaneler hala mevcudiyetlerini devam ettirmektedir. 1970'li yıllarda bir süre kahve ithalatının durdurulması dolayısıyla halk çaya ağırlık vermiş olup kahvehanelerde artık ağırlıklı olarak çay içilmektedir. Tavla ve dama gibi oyunlar yanında okey ve kart oyunları da oynanmaktadır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.